Galatasaray'a ne son müjdesi? Sarı Kırmızılılarda iç transfer çalışmaları sürüyor. Galatasaray kadrosunda bulunan önemli isimlerle yeni sözleşmeler yaparak yıldızlarını takımda tutma konusunda ısrarcı. Gösterdiği performansla birçok takımın transfer listesine giren Victor Nelson'la yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan Galatasaray, Danimarkalı futbolcuyla 4 yıllık yeni sözleşme imzalayacak. Galatasaraylı idarecilerin Nelson'a zam yapacağı da gelen bilgiler arasında. 3 sezondur Galatasaray'ın vazgeçilmezlerinden biri olan Nelson, sarı kırmızılı forma altında 4. sezonunu geçiriyor. 2026 yılının Haziran ayına dek sarı kırmızılılarla sözleşmesi bulunan Victor Nelson'un güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Galatasaray'dan Guedes hamlesi. Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılıklarının ardından sol kanada transfer yapmayarak eleştirilerin odağında kalan Galatasaray yönetimi, kariyeri boyunca bonservisine 102 milyon euro ödenen Gonçalo Guedes'i gündemine aldı. Sezon başında Kerem Aktürkoğlu'nun 12 milyon euro ve sonraki satıştan %10'luk payla Benfica'ya satan Galatasaray, Wilfried Zaha'yı da Lyon'a kiralamıştı. İlk adım olarak durumu sorulan Gonçalo Guedes için İngiliz ekibi Wolverhampton'a kiralık teklifi yapılacak. Anlaşmaya ayrıca satın alma opsiyonu da eklenecek. Geçtiğimiz sezon Benfica ve Villarreal'de kiralık oynayan Portekizli yıldız bu takımlarda sahaya çıktı 33 karşılaşmada. 3 gol atıp 3 de asist yapmıştı. Galatasaray'dan Asensio hamlesi. Galatasaray'da devre arası transfer harekatı için Fransa'ya hareket etmeye hazırlanan yönetim, Paris'te mesaiye başlayacak. Sarı Kırmızılılar, Paris Saint-Germain forması giyen Marco Asensio'yu transfer listesine aldı. Avrupa'da birlikte zafere uzanmak isteyen Galatasaray, Asensio hamlesiyle ses getirmenin planlarını yapıyor. Yıllarca Real Madrid forması giyen İspanyol oyuncu, 2023 yılı yaz transfer tahtasında Fransız devine imza atmıştı. 10 numara ve santrafor bölgesinde oynayan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. İspanya milli takım formasıyla 38 kez boy gösteren Asensio, ülkesi adına 8 gole imza attı. Arjantin devi River Plate, Icardi'nin peşinde. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Icardi hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Arjantin basınında çıkan haberlere göre Icardi için River Plate, Galatasaray'a 15 milyon dolarlık bir bonservis bedeli ödemeye hazır. Söz konusu habere göre geçen sezon başında 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle Galatasaray'a imza atan Tanguçu golcü, ülkesinin takımlarından River Plate'in listesinde yer alıyor. River Plate'in bu transfer için Icardi'ye 3 yıllık sözleşme ve 6 milyon dolar maaş, Galatasaray'a da 15 milyon dolar bonservis bedeli olmak üzere 33 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı da gelen bilgiler arasında. Arjantin basınında ayrıca Marcelo Gallardo, bir dönem Arjantin milli takımının formasını da giymiş olan yıldız borcu Icardi'yi River Plate'de oynamak için ikna etmeye çalışacak ifadeleri de kullanıldı. Galatasaray'da Ebin ve ısrarı. Galatasaray ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda ilerleyen sarı kırmızılılar, orta sahadaki dinamizmi artıracak bir oyuncu arayışlarında tanıdık bir isme yöneldik. Junior Dina Ebimbe. Yaz transfer döneminde de listede yer alan 23 yaşındaki Fransız orta sahayla görüşen Galatasaray, transferin son gününde mutlu sona ulaşamamıştı. Sarı kırmızılıların Ebimbe için devre arasında bir teklif daha sunacağı öğrenildi. Frankfurt'un göndermeye sıcak baktığı Ebimbe, kariyerinde daha önce Paris Saint-Germain, Le Havre ve Dijon gibi kulüplerde görev yaptı. Orta sahanın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Ebimbe, Okan Buruk'un alternatif açısından elini güçlendirebilir. 23 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2027'de sona erecek. Galatasaray'dan Vargas hamlesi. Galatasaray, geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Sarı Kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyu Ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı iddia edildi.
Piyasa değeri 9 milyon euro olan İsviçreli kanat oyuncusunun Augsburg'da olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek. Vargas'ın öne çıkan özellikleri ise hızlı dribling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor. Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması nedeniyle Okan Buruk'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi. Devre arasında az sayıda takviye yapmak isteyen Galatasaray'da, kış transfer sezonunda yapılacak nokta atışı transferlerle takımı güçlendirme düşüncesi hakim. Galatasaray'a Icardi'den sonra bir Arjantinli daha. Ocak ayı için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'ta forma giyen Arjantinli futbolcu Nicola Dominguez'i gündemine aldı. ESPN'in haberine göre merkez orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı var. Nottingham Forest'ın 26 yaşındaki Arjantinli yıldızıyla ilgileniyor. Haberde ayrıca Galatasaray'ın İngiliz kulübüyle görüşmelere başladığı da belirtildi. Dominguez için Nottingham Forest'ın 13 milyon euro bonservis ödeli talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Takımıyla olan sözleşmesi 2028 yazında bitecek olan Nicola Dominguez'in güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Hakim Ziyech için Galatasaray'a dev teklif. Galatasaray'ın Chelsea'den kadrosuna kattığı Hakim Ziyech'e Suudi Arabistan'dan yeni bir teklif geldi. Sezon başında opsiyonu kullanılarak takıma katılan Ziyech, teknik direktör Okan Buruk'un oynatmak istediği baskılı futbol anlayışına bir türlü uyum sağlayamadığı için gönderilecek futbolcular listesinin başına yazıldı. Fransız basınında çıkan haberlere göre Suudi Arabistan ekiplerinden El Shabab, sezon sonunda boşa çıkacak faslı kanat oyuncusu için Galatasaray'a 7 milyon euro önerirken, Hakim Ziyech'e de 2 yıl için 20 milyon euro net maaş önerdi. İngiliz liginden bedelsiz kiralandıktan sonra opsiyonu devreye giren Hakim Ziyech, Galatasaray'a yine bonservis bedelsiz imza atmıştı. Abdülkerim Bardakçı için 10 milyon euro. Galatasaray forması altında başarılı bir performans sergileyen milli stoper Abdülkerim Bardakçı'ya devre arasında Suudi kulüplerinden teklif geleceği öne sürüldü. Arap ekiplerinin yıldız oyuncu için 10 milyon euroyu gözden çıkardığı, başarılı stoperi de Galatasaray'da kazandığı ücretin 5 katını önerdiği öğrenildi. Galatasaray'daki performansıyla transfer piyasasında dikkat çekmeyi başaran Abdülkerim Bardakçı için yönetimin ise sezon sonundan önce oyuncuyu satmamayı tercih ettiği ve yaz sezonu içinde tekliflerin olgunlaşmasını bekleyeceği öğrenildi. Sarı Kırmızılıların kış transfer döneminde Nelson ya da Abdülkerim'den biriyle yollarını ayırması halinde yeni bir stoper almayarak Metehan Baltacı ile yola devam edeceği de gelen bilgiler arasında.